diyecekler. Ben de okuldan mezun olduğumda işimi kurmak istemiştim. O zaman imkan olmadı ama şimdi biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerimize bu iş imkanını, ofis imkanını sunmuş oluyoruz. İlk iş İstanbul projesiyle sosyal yardım projelerine katılan gençlere, genç öğretmen adaylarına, ben okurken iş hayatına da atılmak istiyorum diyen gençlere iş imkanı sağlayacağız. Evet gençler, hazır mıyız? Müracaat eden ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerimize bu yıl tam 10.000 TL olmak üzere her yıl artan oranda eğitim bursu desteği vereceğiz. Yine üniversite öğrencilerimizin İstanbullularla iç içe olmasını istiyoruz. Tüm İstanbul'un bir beraber olmasını istiyoruz ve bu manada da az önce geçti. Saatliği 200 lira part time yarı zamanlı üniversite öğrencilerimizin İstanbul halkına vereceği desteklerle birlikte onların da harçlıklarına, gelirlerine katkı sağlayacak projeyi hemen hemen her alanda yapıyor olacağız ve gençlerimiz hem okuyacak, hem üretecek, hem istihdama katkı sağlayacak, hem de aslında hayata kendini hazırlamış olacak. Gelelim İstanbul'da büyüklerimizin İstanbul'una. Başımızın tacı yaşlı ve engelliler için iki yakada üç büyük yaşlı ve engelli yaşam merkezi kuracağız. E-sağlık sistemiyle yaşlarımızın her adımında yanlarında olacağız. 75 yaş üstü yaşlarımızı online takip edeceğiz. Büyükşehir Belediyesi olarak evde yemek ve temizlik desteğiyle 7 gün 24 saat yaşlarımızın emrinde olacağız. Bakıma muhtaç yaşlı ve engelliler için geçici bakım hizmeti vereceğiz. İşte emeklerimiz. Hazır mıyız emeklerimiz? Emekli kardeşlerimiz. Emeklerimizi merakla beklenen müjdemizi veriyoruz. İhtiyaç sahibi emeklerimiz için her ay İstanbul kartlarına 2500 lira destek ödemesi yapacağız. Ve biz emeklilerimizin her anında hep yanlarında olacağız. Yine Büyükşehir Belediyesi olarak içinde müzik okulunun da yer aldığı madde bağımlılığı tedavi ve rehabilitasyon köyümüzü kuracağız. Ayrıca 10 yeni engelsiz yaşam merkezi kurarak engelsiz spor branşlarının hayata geçmesini sağlayacağız. İstanbul Kart'la engelli avantajlı yine hizmetleri engelli kardeşlerimize sunacağız ve bu manada engelli istihdamını zorunlu kılacak adımlarımızı atacağız. Unutulmaya yüz tutmuş usta çırak ilişkisi. Sanayicilerimizle bir araya geldik. İstanbul Ticaret Odası ile Sanayi Odası ile Organize Sanayi Bölgeleri ile yapmış olduğumuz istişarelerde usta çırak ilişkisi bitmek üzere ve burada biz İstanbullulara iş garantili zanaatkar eğitimleri vereceğiz. Yani ara teknik eleman yetişmesi noktasında kuracağımız atölyelerimizle, kuracağımız akademilerimizle birlikte bu eğitimi vermiş olacağız. Böylelikle hem o zanaat ölmemiş olacak, hem de ahi ruhunu İstanbul'umuzda yeniden kazandırmış olacağız. İstanbul'la özdeşleşen İSMEK'imiz var. Biliyoruz değil mi İSMEK'i? İSMEK'imizi biz niye kurduk? İSMEK'in içinde İstanbul'a üretim sağlayalım. Kadınlara, gençlere, ailelere destek verelim diye kurduk. Biz şu an yok olmuş İSMEK'imizi özüne döndürüp müfredatını zenginleştireceğiz. Böylelikle İstanbul'da meslek sahibi olmak isteyip de
kolunda altın bileziği olmayan hiç kimse kalmayacak. Bu çok önemli. Hem ara teknik elemanla hem ülkenin İstanbul'un istihdamıyla ilgili bu önemli adımı da atmış olacağız. Şimdi öğretmenlerimize de müjdelerimiz var. Bundan sonra özel okul ve sözleşmeli öğretmenlerimize de ulaşımda indirim desteği vereceğiz. Ve hatırlarsınız Hababam sınıfı filmiyle özdeşleşen Ahmet Ratıp Paşa Köşkümüz Çamlıca Kız Lisesi binasıyla ihya edip burayı öğretmenlerimizin faydalanacağı bir sosyal tesis haline getireceğiz. Değerli İstanbullular, sizlere sürdürülebilir su yönetimi vaat ediyorum. İklim değişikliğine bağlı olarak tüm dünyada afetlerin sıklığı, şiddeti her geçen gün artıyor. Su kaynaklarımız günden güne azalıyor. Maalesef şu anda mevcut İBB yönetimi İstanbul'umuza tek bir metreküp dahi yeni su kaynağı kazandırmamıştır. İstanbul'un su kaynaklarının geliştirmediği gibi yok olma maalesef tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bunun yanında 20 milyon metrekarelik yeşil alanla 15 yaşam vadisiyle İstanbul'daki yeşil alanı arttırma sözleri verip kişi başı yeşil alanı 3 katına arttırma sözü de tamamen havada kalmıştır. Her sözün olduğu gibi. Marmara Denizi'mize dair İstanbullulara söz verdikleri benim bakanlığım döneminde de protokole bağlanmış hiçbir adımı atmadılar, atamadılar. Haliç'i, Marmara'yı koruyacak olan Silahtar Ağa, hatırlayın, ileri atık su arıtma tesisi projesini göreve gelir gelmez durdurdular. Üstelik bunu da yaprakların alkışlayacağını umarak garip bir temel biz atmaya alıştığımız için. Temel atmama töreniyle yaptılar. İşte buradan tüm İstanbullulara söz veriyorum. Göreve gelir gelmez İlk işimiz Silahtar Ağa tesisini İstanbul'un şanına yaraşır bir temel atma töreniyle birlikte tüm İstanbullularla başlatacağız. Altın boynuzu, Haliç'imizi, İstanbul'umuzu inşallah yeniden eski günlerine kavuşturacağız. Tabii tüm İstanbulluların burada desteğini, duasını almak olacak hedefimiz. Bununla birlikte 9 Evet, tabii bununla kalmayacağız. 9 yeni ileri biyolojik arıtma tesisimizi de bu şehre kazandıracağız. Bu sayede sadece içme sularımızın değil, Marmara Denizimizin de kaderini değiştireceğiz. 5 yılın sonunda. Burası çok önemli. Çevrecilik böyle olur. Çevrecilik iş yapmakla olur. Marmara Denizimize bir damla atık su gitmeyecek. Ve yine 6 yeni içme suyu barajı yapacağız. 64 yeni su deposu kuracağız ve 27 terfi istasyonunu da bu çerçevede hizmete alacağız. 700 kilometre